design of the universe lies within the realm of science. Yıllarca evreni Tanrı'nın yaratmadığını iddia etti. En son kitabı Büyük Tasarım'da Tanrı'ya gerek yok dedi. Efsane bilim adamı Stephen Hawking ilk kez tersini söyledi. Tanrı'nın varlığını kabul etti. Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır ama bu bilim kurallarını yaratan bir tanrı olmadığı anlamına gelmez. Stephen Hawking 21 yaşında ALS hastalığına yakalandı. Şimdi bu tekerlekli sandalyede yaşıyor. Bilimin ışığında ilerlemeye devam ediyor. Dünya ile iletişimini de teknolojiyle sağlıyor. Profesör Stephen Hawking'in daha önceki yıllarda kullandığı tekerlekli sandalyeleri görüyoruz. İşte bu gördüğünüz tekerlekli sandalye kırmızı ve şu andaki kullandığı sandalyeye kıyasla daha az gelişmiş bir teknolojiye sahip. Arkamda gördüğünüz diğer sandalye ise yine Profesör Stephen Hawking'in aralarda kullandığı diğer özel bir sandalye. Ve bu sandalyeyi de gördüğünüz gibi yazıları sese dönüştüren bir bilgisayar mevcut ve Profesör Hawking bu sandalyeye getirildiği zaman kendisi bu kompütür aracılığıyla iletişim sağlayabiliyor. Burası Cambridge Üniversitesi'nin evren bilim çalışmalarının yapıldığı merkez. Bu merkezde profesörler, aralarında tabii ki Stephen Hawking'de olduğu profesörler toplanıp çalışmalarını yapıyorlar ve son güncel değerlendirmeleri burada gördüğünüz bu merkezde bir araya getirip yapıyorlar. Evrenin sırlarını çözen profesör, o merkezde Kanal D Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci'ye konuştu. Hala çözemediği tek soruyu açıkladı. O Einstein'dan sonra dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilmekti. 21 yaşında yakalandığı ALS hastalığı onu hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum etse de o yılmadan tam 50 yıldır evren bilim üzerine çalışmalar yapmakta. Eserleri bugüne kadar 40 dile çevrilen Profesör Stephen Hawking 1985 yılında sesini de tamamıyla kaybetmiş olmasına rağmen koltuğuna bağlanan yazıları sese çeviren bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişime geçebilmekte. Profesör Hawking, Büyük Tasarım kitabında evren ve çoklu evren hakkında pek çok şeyin sırrını açıklıyorsunuz. Yaşadığımız bu fiziksel dünyada insan beyninin somut cevaplar bulamayacağı bir şey var mı? Varsa neden? Yaşamak haricinde insan beyninin anlayamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bununla beraber benim anlayamadığım tek şey kadınlar. Kadınlar bana hala gizemli geliyor.